Merhaba arkadaşlar. Ben Nefes Emniş'ten Azca. Bugün tabii ki de çok 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 heyecanlıyım. Çünkü karşımda tam 7 paket Polly Pocket var. Şimdi bunların bana gelme hikayesini size anlatmak istiyorum. 1990 ve 1980 yıllarında çok küçük Polly Pocket'lar çıkmıştı. Şimdiki Polly Pocket'lardan çok daha küçüklerdi. Hatta fotoğrafını göstereyim size. Bu şekilde arkadaşlar minnacık şeylerin içinde kocaman bir dünya vardı bu eski Polly Pocket'ların içinde ve ben bunları çok seviyordum. Ama tabii ki bunlar artık satılan oyuncaklar değiller ve ikinci ellerini bile almak istediğinizde çok pahalılar. Çünkü artık sadece koleksiyoncuların aldığı oyuncaklar oldular. Dolayısıyla ben bu Polly Pocket'lardan hiç alamamıştım. Ve bir gün Toy Shop'u gezerken şu minik Polly Pocket'ların çıktığını gördüm. Ne kadar sevindiğimi size anlatamam. Ve bunu almıştım ve bunu zaten size bir videomda göstermiştim. Ve daha fazla Polly Pocket'ı açmamı ister misiniz diye size sormuştum. Yorumlardan çok fazla istek gelmişti açmam üzerine ve ben de Mattel şirketiyle iletişime geçtim. Onlara çok teşekkür ederim. Bana bunları göndermeyi kabul ettiler. Çok mutluyum bunları açacağım için. O kadar mutluyum ki anlatamam arkadaşlar size. Evet, maalesef benim önceden aldığım Polly Pocket'tan gelmiş. Ben bunu küçük kuzenime vermeyi düşünüyorum. Miniş Kraliçesi kanalının sahibi bu arada. Arkadaşlar videonun uzamasını istemediğim için paketlerini açtım. Şimdi tüm setlerini size tanıtacağım. Arkadaşlar eğer ürünleri internetten bulmak isterseniz bunun adı Kar Macerası seti, bu Flamingo Rüyası seti ve bu da Cupcake seti. İlk önce tanıtmaya küçük Polly Pocket setlerinden başlayalım. Bu yeşil çiçek setimizden arkadaşlar kızıl saçlı bir Polly Pocket çıkıyor. Ve arkadaşlar Polly Pocket'ların ayakları esnek. Eğer isterseniz Polly Pocket'ınızı bu şekilde oturtabilirsiniz. Ve işte setimiz de burada. Oyuncağı istediğiniz yere takmanız için bu şekilde bir aparat çıkıyor yanında. İçinde de bir gardırobumuz var. Aşağıda arkadaşlar dikiş makinesini koymak için bir masamız var. Ve masanın dolabı açılabiliyor. Şimdi sıra mavi setimizde. Arkadaşlar dalgıcımıza yüzerken eşlik eden bir yunusumuz var ve çok tatlı. Ayrıca bir hazine sandığımız var. Muhtemelen Polly Pocket bunu denizlerin dibinde bulmuş olabilir. Ve bir paletimiz var. Tadam! Setimizin içinde de kumdan bir kale var ve kumdan kalenin kapısını açtığımızda karşımıza bir balon balığı çıkıyor. Burada da bir istiridyemiz var. İçinde de bir incimiz var. Çok güzel. Şimdi mor setimize geçelim. Bu setimizin yanından da arkadaşlar sarı saçlı Polly Pocket'ımız çıkıyor. Ve güneş gözlükleri çok güzel. Setimizden bir kaykayımız çıkıyor. Ve Polly Pocket'ların ayağı yapışkanlı olduğu için bu kaykayı yapışabiliyor. Ayrıca küçücük bir köpeğimiz var. Ayrıca son eşyamız da bu piknik sepeti. Ve içinde yiyecekler var. Setimizin içinde de arkadaşlar pembe bir motorumuz var. Bu motor hareket edebiliyor. İsterseniz bunu çıkarabiliyorsunuz. Burada da içindekileri soğuk tutan bir piknik sepetimiz var. Ve içinde minnacık içecekler var. Bir piknik örtümüz ve bir de Polly Pocket'ımızın kaykayını sürmesi için bir pistimiz var. Ve sırada son minik setimiz var. Bu setimizde turuncu bir yıldız şeklinde ve yanından kahverengi saçlı çok tatlı bir Polly Pocket çıkıyor. Setimizden bir ayaklı mikrofonumuz, bir gitarımız ve gitarı koymak için bir gitar kabımız çıkıyor. Bir baterimiz var ve bateriyi dilersek aşağı indirebiliyoruz. Bir DJ masamız var ve dilersek bu masayı açıp aşağıdaki piyanoyu ortaya çıkarabiliriz. Cidden çok güzel. Tüm küçük Polly Pocket'ları tanıttığımıza göre şimdi sıra büyük setlerde. Ben ilk bu setten başlamak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar büyük setlerin içinden iki tane Polly Pocket çıkıyor. Ve bu setten de bu tatlı Polly Pocket'lar çıktı. Bu setimizin içinden arkadaşlar bir tane kar kayığı ve bir kızak çıkıyor. Kızak cidden çok güzel. Tada! Bakalım bu kızağı nerede kullanacağız? Setimizin dışı biraz kar küresini andırıyor arkadaşlar. İlk önce bu cam kısmı açabiliyoruz. Ve buradan da evimizin kapısını açabiliyoruz.
Daha sonra da setimizin asıl kısmı. Bu tarafta arkadaşlar bir evimiz var. Buradaki merdivenler açılabiliyor. Burada bir koltuğumuz ve bir televizyonumuz var. Televizyonun altında da bir şömine var ve dilersek bu şömine yanabiliyor. Üst katta da arkadaşlar bir yatak var. Burada da bir tuvalet var. Şimdi bu tarafa gelelim. Arkadaşlar burada bir teleferiğimiz var. Ve kapısı açılabiliyor. Ayrıca arkadaşlar teleferiğin yanında kayağımızı koymak için bir yer var. Burada arkadaşlar küçük bir kardan adamımız var. Aslında bunun sürpriz olması gerekiyordu ama maalesef seti açarken açıldı. Bu küçük buz evinin içinden bir kardan adam çıkıyor. Ve kardan adamı çevirdiğimizde bu kısımda dönüyor. Ben bunun bir buz pisti olduğunu düşünüyorum. Şimdi de en eğlenceli kısma geldik. Bakalım polip akıtımız buradan kayabilecek mi? Çok güzel kaydı. Çok eğlenceli. Bu set tüm setlerin arasından benim en sevdiğim set oldu. Hadi şimdi diğerlerine geçelim. Hadi o zaman arkadaşlar. Flamingo Rüya setinden devam edelim. Bu setimizden de yine iki tane çok tatlı polip akıt çıktı. Ayrıca arkadaşlar setimizden iki tane yüzmek için simit çıktı. Ve flamingo şeklindeler. Bence çok güzel oldu. Hadi yukarıdan tanıtmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar burada bir kapı var ve kapıyı açınca polip akıtımızın odasının resmi çıkıyor. Burada zıplayıp denize atlamak için bir yer var. Adlarını bilmiyorum ama. Burada bir şezlongumuz ve burada da denizden çıkınca duş almamız için bir duş var. İçinde de bir giyinme kabini var. Ayrıca sette en çok dikkat çeken yer burası. Yani bu şelale. Ve şelalemiz dönebiliyor. İçine bir polip akıtı koyduğumuzda ve şelaleyi çevirdiğimizde sanki polip akıt suların içindeymiş gibi görünüyor. Aşağıda da arkadaşlar bir deniz var. Buradaki kapağı açınca da karşımıza daha küçük bir havuz çıkıyor. Ve buraya polip akıtlarımız oturabilir. Ayrıca burada sıcak havalarda buz gibi içecekler satması için bir yer var. Ve yine burada da oturaklar var. Bu flamingonun kafasını çevirdiğimizde de arkadaşlar bu parça dönüyor. Sanırım buraya su koyduğumuzda ve bunu çevirdiğimizde suya dalga yapmış oluyoruz. Ama olmayabilir böyle bir şey. Sadece bir teori. Bu setimiz de bu şekildeydi. Şimdi sırada son setimiz var. Sonsuza kadar polip akıt tanıtmak isterdim ama maalesef setlerimiz sınırlı. Hadi cupcake setinden devam edelim. Bu setimizden de arkadaşlar yine iki tane polip akıt çıkıyor. Biri kahverengi saçlı ve birisi de sarı saçlı olan polip akıttan. Üstlerinde de mutfak önlükleri var. Bakalım mutfak önlüğünü bu sette nerede kullanacaklar? Eşya olarak da arkadaşlar benim en beğendiğim eşya bu. Zaten iki tane eşya çıkıyor ama olsun. Bir motor. Ve bu parça çıkmıyor. Polip akıtımızı motora oturtabiliyoruz. Her ne kadar oturmasa da sürüyormuş gibi duruyor. Bu da arkadaşlar bir mikrofon. Bunu nerede kullandığımızı da göstereceğim. Cupcake setimizin renkleri çok güzel. Hadi açalım. Burada arkadaşlar kasiyer polip akıtının durması için bir yer var. Dın dın. Kapı çaldı. Bakalım kim gelmiş. Kocaman bir köpek. Muhtemelen arkadaşlar bu köpeğin polip akıtların çizgi filmiyle bir alakası var. Çünkü çizgi filmde polip akıtlar küçülüyor. Ve muhtemelen köpek de büyük kaldığı için bu kadar büyük bir köpek var kapının arkasında. Ama ben çizgi filmi yani izliyorum ama her bölümünü izlemediğim için nedenini tam bilmiyorum. Eğer bilenler varsa yorumlardan yazarlarsa çok mutlu olurum. Daha sonra merdivenlerimizden inelim bakalım. Burada arkadaşlar bir mutfağımız var. Bir lavabomuz, bir buzdolabımız ve içinde kurabiyeler olan bir fırınımız var. Ayrıca tezgahın üstünde de yiyecekler var. Aşağı geçtiğimizde ise burada tam 6 tane polip akıtın oturabileceği koltuklar var. Ve koltukların ortasında da bir sofra. Ancak bu sadece bir sofra değil. Eğer bunu kaldırırsak bir sahneye dönüşüyor. Çok harika değil mi? Ve mikrofon da burası için. Buraya baktığımızda ise bir Atari oyun konsolumuz var. Ve çok gerçekçi.
Burada da arkadaşlar bir dans oyunu var. Yani demek istediğim arkadaşlar, bu oyun size adımlar gösteriyor ve siz onları doğru yaptıkça puan alıyorsunuz. Evet, bu setimiz de bu şekildeydi. Ve bu maalesef son setimizdi arkadaşlar. Aa, bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Her setimizin yanından bir sticker çıkıyor. Mesela bu sticker'ın üstünde kar taneleri var, kış setine ait. Buradaki sticker'ımızın üstünde deniz topları var. Bu da bu setimize, flamingo rüya setine ait. Ve bunun üstünde de cupcake'ler var. Bu da cupcake setine ait. Gönül isterdi ki arkadaşlar daha fazla set olsun ve bu video sonsuza kadar sürsün. Ama maalesef bu açılım videosunun sonuna geldik. Umarım Mattel bu oyuncakların devamını yapar. Çünkü bence çok güzel oyuncaklar. Ben böyle küçük şeylere bayılıyorum. Oyuncakların fiyatlarını arkadaşlar Toy Shop'un sitesinden baktım. Büyük setlerin her birisi 80 TL ve küçük setler de zaten 25 TL. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla açılım videosunun gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca en çok hangi seti sevdiğinizde yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.